Dostlar hepinize merhaba. İsset Abil kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği Tab Gıda taban bozdu alınır mı? Veragio taban bozdu alınır mı? Ve Turex yani bugün halk arzda süresi biten, daha doğrusu hani talep etme şeyimiz biten sonuçlar ve kaç taban gider? Bununla ilgili bir video yaptık. Tab Gıda ve Veragio'yu inceleyeceğiz. Turex'te kaç lot düşer, ne kadar taban gider, bununla ilgili bir inceleme yapacağız. Dilerseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar Tab Gıda'nın derinlik analizine bakıyoruz. Mesela şu an 167 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Bugünün tarihi ise 11. ayın 3/2023 saat 4 itibariyle. Yani halkta kanalda görürsünüz. Öncelikle uzun vadeye tutmak isteyenler için gerçekten güzel bir hisse senedi. Sonuçta bir şirket adı altında 5-6 tane kuruma ortak olmuş oluyorsunuz. Burger King, Popeyes, Sbarro, Usta Dönerci vesaire. Öncelikle uzun vade tutmak isteyenler için alınabilir ama öncelikle söyleyeyim yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü yani kimsenin zarar etmesini istemem ancak ben halka arzdan gelen talepleri tutuyorum. Herhangi bir satış yapmadım. Çünkü geleceği yüksek getiri sahibini bir potansiyel hani geleceği gerçekten güzel bir şirket öyle söyleyeyim. Yani derinlikte de görmüş olduğunuz üzere her ne kadar alış olsa da satış da var. Mesela 1639 miktardan 167 lira 10 kuruştan alış olmuş. Ancak aynı miktarda da 167 lira 30 kuruştan satış olmuş. Yani 450 miktara. Yani 20 kuruşluk karda bile satış yapılabiliyor maalesef ki. Biraz da şöyle düşünüyorum. Aslında halka arzlardaki katılımcı sayısı çok yüksek. Yani bunun biraz düşmesi gerekiyor. Öncesi kadar kar bırakmıyor. Önceden mesela en kötü bir hisse senedinde en kötüsü 30 tane 20 tane lot verirken şu an artık 2 lotlara, 5 lotlara, 7 lotlara falan düştü. Dilerseniz şeye de geçelim. Vera'ya da bir bakalım derinliğine. Yine Vera'da da görmüş üzere 19-22 liradan şu an işlem görüyor. 19-17'ye kadar alış ve satış miktarları var. En sonki miktarda 14.376 yani 19.22'den alış olmuş, 19.23'ten satış olmuş. Ortalara bakacak olursak 20.979 adet 19.20'den satış olurken 19 alış olurken 19.25 liradan da satış olmuş. Miktar bazı daha yüksek. Öncelikle gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yapacak arkadaşlar şöyle bir şey. Veragio'nun bilançosuna bakabilirler ya da teknik analizine bakabilirler. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben portföyümde çok fazla GEO tutmuyorum ancak Vera gerçekten güzel bir şirket. Yatırımlar olsun şey olsun daha yeni halka arz oldu gerçi ama hani uzun vadede en azından hani 19-22 değil de 25-30 TL fiyatlandırmalar olabileceğini düşünüyorum. Ben kısa uzun orta vadeyi şöyle konumlandırıyorum. Kısa vadede 3 ila 6 ay arasında, orta vadede 9 ila 12 arasında, uzun vadede ise 1 ila 3 yıl arasında tutmayı öneriyorum. Ya bu benim kendi stratejim. Açıkçası ben böyle yapıyorum. Size de hadi bunu yapın diyemem. Kimisi kısa vadeli 1 yıl, orta vadeli 2 yıl, uzun vadeli 5 yıl kadar tutuyor. Ancak ben şöyle bir strateji geliştirdim. Orta vadede tuttuğum süreçte maliyetimi sıfıra geldiğinde belli bir miktar satış yapıp yeni hisselere yöneliyorum. Portföyümde minimum 15 hisseden aşağı tutmamaya çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda zaten portföy yönetimi hakkında video gelir. Portföyümü de sizlerle paylaşırım. Açıkçası benim stratejimde şöyle bir şey var. Şu an tamamen halka arzlara gidiyorum. Çünkü malum borsamız bir inişli, bir çıkışlı, bir inişli, bir çıkışlı olduğu için ileriyi göremiyoruz az çok. Hani biraz da hata yapmaya, hani panik satış yapmaya elverişli bir süreçteyiz şu an. Malum İsrail-Filistin savaşından ötürü olabilir herhangi bir ülkemizdeki enflasyon oranının yüksek olmasından olabilir. Yani bir nevi şöyle söyleyeyim yatırımcıyı bezdirdi borsa. Açıkçası böyle düşünüyorum ben. Yani hiç uzatmadan dilerseniz Turex'e geçelim. Turex'e geçmeden önce abone olur musun? Rica ediyorum lütfen. Yorum kısmına da incelememi istediğiniz hisseler olursa onlara da bakabiliriz arkadaşlar. Turex'e de şöyle bakalım. Öncelikle arkadaşlar Turex'te şöyle bir şey ben 17 lot talep ettim. Yani 17 ile 19 arası vereceğini düşünüyorum ama 15 de verebilir. Onu şey yapamam. Şöyle ki şirket finansal tablosuna baktığımızda 2022 ve 2020, 2021 ve 22 yılları baz alınmış. Biz en son yıldan baz gidelim. Hani 2022'den gidelim. Hasılatta 1 milyar 162 milyon 919 bin 504 TL. Brüt kar zararı da 400
94.923.004 TL kar elde etmiş. Esas faaliyet karında kar ve zararında 150.080.125 adet. Bu zarar mı kar mı? Ben bu finansal tablodan pek bir şey anlamadım ama. Neyse, öz kaynak yönetimiyle değerlendirende 3 milyon finansman gelir gider öncesi faaliyet kârı zararı 177 milyon finansal gelirler 12 milyon sürdürülebilir faaliyet vergi öncesi kârı zararı 102 milyon dönem kâr ve zarar kısacası 96 milyon 707 bin 240 olarak gerçekleşmiş. Öncelikle uzun vadede tutmak isteyen arkadaşlar olursa gerçekten önerebileceğim bir şirket çünkü borsamızda çok böyle mermer ya yurt dışı olsun, yurt içi olsun mermer üretimi yapabilen çok sayılı şirketlerden biri. Açıkçası güzel bir şirket olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili de uzun bir şekilde videosunu çekeceğim. Yani videoyu şöyle bir videoyla kapatmak istiyorum biraz motive açısından. Biraz konuşmak istiyorum açıkçası bu videoda. Çünkü borsamız inişli çıkışlı olduğu için hani bizler ya ben açıkçası kendimden örnek vereyim. Çok fazla hisse senetlerine bakıyorum hiçbir şekilde teknik ve temel analiz tutmuyor. Hani yükselecek dediğim ise düşüş yaşıyor ancak yükselmez dediğim ise %10'la tavan açıyor. Yani bir anda yükseliyor. Şu an borsa çok inişli çıkışlı olduğu için hani hiçbir temel analiz, teknik analiz tutmuyor açıkçası. Bende tutmuyor diyeyim ama bazı arkadaşlara bakıyorum tutturanlar da var. Ama kesinlikle şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde herhangi birinin yatırım tavsiyesine kulak asmayın. Öncelikle şundan ötürü siz zaten o fiyatı bir örnek vereyim X hissesi tamam mı arkadaşlar? 20 liradan diyelim satışı var. Siz onu 25 liradan aldınız ancak size veren yatırımcıya yatırım önerisi veren arkadaş zaten onu 10 liradan 15 liradan kendine almıştır. Bu biraz şey yani bu kriptodan da örnek verebiliriz buna. Hani Bitcoin'i almadan önce fiyat zaten belirlenmiştir. Size pamplatıyorlardır hani yükseliyordur. Sizler katılıyorsunuz fiyatı yükseltiyorsunuz ancak o adam zaten 22 lirada çıkış yapıyor yani. Bir anda zarar ederseniz hiç kusura bakmayın. Kendinize bir şey çıkmanız lazım yani. Hani bir panik alışı yapmayın. Çok zarar etmiş olur. Mesela bugün örnek veriyorum 15 bin lira paranız vardır. 2 bin lira zarar etmişsinizdir. Örnek veriyorum. Yani siz ben bu 2 bin lirayı toparlayayım diye gidip de bir hisse alırsanız hiçbir şekilde analiziniz, bilanço esasına dayanmadan hani hiçbir şekilde şirketin geçmişine bakmadan yani oradan da zarar etme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden hiçbir şekilde panik alış yapmamanızı öneriyorum. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İncelememi istediğiniz videolar varsa, pardon, hisse senetleri varsa özür diliyorum. Yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Temel teknik analizine bakıyoruz. Topluluk kısmında anket oluşturacağım bundan sonraki süreçte. 1.000 abone olmamıza da 2 abone kaldı biliyorsunuz. Sizler sayesinde 1.000 abone olduk. Hoşça kalın, dostça kalın. Bol kazançlar diliyorum. Hisse tahvil gururla sunar.